Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir konuyu arkadaşlar ne yapacağız? Problemini çözeceğiz. Yani arkadaşlar ortada problem adına hiçbir şey bırakmayacağız inşallah. Harika bir şekilde sorularımız var ve bu soruların çözümlerini yaparak konumuzu tekrar edeceğiz. Çarpma yapacağız, bölme yapacağız, toplama yapacağız, çıkarma yapacağız. Bir yandan problem okuyacağız. Yani her şey var arkadaşlar. Ortaya karışık bir ders sizleri bekliyor. Hadi bakalım herkes hazırsa dersimize geçelim arkadaşlar. Müzik Evet arkadaşlar bugün tabi dersi bitirdikten sonra mutlaka ve mutlaka yapman gereken en önemli şeylerden bir tanesi kesir problemlerini çözmen yani çözülmeyen, tekrar edilmeyen bilgiler biliyorsunuz unutulmaya yüz tutmaktadır. Dolayısıyla da sen bu dersin yarım saat sonrasında güzel bir şekilde odana çekilip soruları çözersen çok güzel bir şekilde konuyu tekrar etmiş olursun. Bakın burada mesela sayfa 70 yani test 27. Arkadaşlar test 27, test 28 bakın kesirlerde bölme Kesirler tahmin. Bunları ne yapıyorsunuz? Kesir problemleri arkadaşlar yapacağız. Hatta biraz daha ilerleyelim bakın şöyle. Kesirlerde işlemler. Sonra zaten ondalık sayılar geliyor. Kesir problemleri de burada bakın efsane güzel görselleriyle harika kitapta sorular var. Bunları ne yapıyorsun? Yarım saat sonra e, yapıyorsun. Yok hocam ben de Zoru Bankası var diyenler bakın gerçekten de baba gibi bir kitap ya bayağı akıllı arkadaşlar ve dolu dolu içerisinde bir sürü soru var Türkçesinden diğer kaynaklarına diğer derslerine kadar tüm derslerden sana ne yapıyor fayda sağlıyor. Hemen buradan da senin ödevlendirmeni yapmak istiyorum. Kümeler zaten kek bir konuydu. Tam sayıları geride bıraktık. Çarpma bölmeleri zaten bitirdik. Bakın burada kesir problemlerimiz yani test matematik bölümünden 14 Arkadaşlar 14'ü yapıyorsun. Sonra ondalık sayılara geçmiyorsun. Normal soruları yapıyorsun. Buraya gelince arkadaşlar aman dikkat bakın burası mor. Mor armana gerek yok. Soruların çözümlerini TATS uygulamasından indiriyorsun, izliyorsun. Hatta hatta iki tane de dijital sorun var burada. Yani mesela kaç var burada? 8. 8 soru değil. 2 tane de dijitalde. Onu da çöz. 10 tane soru. Gerçekten ben de merak ediyorum. Acaba bu iki tane dijital soru nasıl? Zor mu? Kolay mı? Yapılır mı? Yapılmaz mı? Onları çok merak ediyorum. Senden de ricam nedir? Bunları mutlaka çözmen diyelim. Evet. Herkes hazırsa arkadaşlar. Ayşe, Fatma, Hayriye, Kezban, Naciye, Ahmet, Hasan, Hüseyin, Cem, Cenk. Herkes hazırsa, kalemler hazırsa, defterler hazırsa arkadaşlar. Dersimize geçelim bakalım. Şimdi... Problemler nedir arkadaşlar? Problem nedir? Nasıl çözülür? Şimdi Tonguç da bir düşünmeye başlamış. Aman Allah'ım diyor ki ne yapacağım? Nasıl yapsam acaba falan filan diye böyle düşünürken diyor ki ya ben diyor en hani şöyle sevgili hoca, hocalarımla beraber, öğretmenlerimle beraber güzel bir video çekeyim. Hem ben hem de arkadaşlarım aydınlansın diyor. Ve kafamızdaki soru işaretlerini giderelim diyor. Tonguç çok iyi düşünüyor ve gerçekten de e, sevgili Tonguç arkadaşımıza bu arada teşekkür ederiz. Böyle güzel bir video hazırladığı için ve arkadaşlarımıza da bir ışık olduğu için sınavlar öncesi arkadaşlar güzel bir ders hazırladığı için teşekkür ederiz sevgili Tonguç'um. Arkadaşlar problemler nasıl çözülür? Problemlerde ilk yapmamız gereken şey yani bu gerek matematik problemi olsun, gerekse arkadaşlar günlük hayatımızdaki problemler olsun ne yaparız biliyor musunuz? Yani önce problemi anlamalıyız. Yani problem nedir? Yani mesela diyeyim, arkadaşlarımızla bazen küsüyoruz tartışıyoruz veya işte ama anlamıyoruz. Yani diyor ki işte Fatma ile Ayşe giderken diyor ki ya diyor işte e, Nehir diyor bana küstü diyor acaba neden diyor bak. Yani problemi anlamalıyız. Önce Nehir'e gideceğiz diyecek ki Nehir arkadaşım neden bana küstün bir problem mi var bir sıkıntı mı var diye. Nehir problemini anlattığı zaman ne yapıyoruz arkadaşlar problemi anlamlandırıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Tabi matematikte bütünden parçaya parçadan bütüne gibi planlar yapıyoruz ama günlük hayatımızda şey diyoruz. Mesela arkadaşımıza konuşuyoruz. Ayşe ile Fatma konuşuyor. Ya diyor nehir diyor öyle küsmüş ama diyor ben aslında öyle demek istememiştim diyor. Falan diyor filan diyor. Ne yapıyor? Nehirin gönlünü almak için belli planlamalar yapıyor. Ya diyor nehirin diyor acaba defterinin arasına güzel bir not kağıdı mı koysak? Sevgili nehir seni çok seviyoruz. Canım arkadaşım seni kırmak istememiştim. Veya gidip ufak bir hediye mi alsak gönlünü kazanmak için diyor. Böyle planlama yapıyoruz. Matematikte ne yapacağız? İşte parçadan bütüne bütünden parça. Sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu işlemleri kafamızda planlıyoruz. Sonra doğru işlemler yapıyoruz. İşte diyoruz ki mesela ufak bir hediye ise gidip hemen kırtasiyeden bir ufak hediye alıyoruz. Sonra arkadaşımıza veriyoruz veya kitabın arasında güzel bir not kağıt sıkıştırıyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? İşlemleri uyguluyoruz. Sonrasında sonuca gidiyoruz. Ve Nehir bunu bir görüyor. ...aman Allah'ım neyini görüyor, mutlu oluyor... ...ya diyor aslında ben de sizi çok seviyordum diyor ya... ...Ayşe ile Fatma canım arkadaşlarım... ...ben de size kızdım ama zaten sizi çok seviyorum... ...zaten barışacaktım diyor ve... ...ne oluyor arkadaşlar çözümü üretmiş oluyoruz... ...ve çözümde de ne oluyor herkes birbiriyle... ...mutlu mesut bir şekilde... ...arkadaşlarına devam ediyor arkadaşlar... ...umarım bizim de böyle can ciğer kuz sarması dediğimiz... ...yakından arkadaşlarımız vardır diyelim... ...matematik problemleri nasıl çözünür? ...hadi bakalım arkadaşlar... ...matematik problemlerini beraber çözeceğiz... ...size günlük hayatta bir problem nasıl onun örneğini Nehir, Ayşe ve Fatma üzerinden harika bir hikaye ile anlattık arkadaşlar. Buradan da Nehir, Ayşe ve Fatma isimli arkadaşlarımıza da e, ne yapalım? Selamlarımızı iletelim. Tabii ki bu yayınımıza gelen herkes de yine selamlarımızı iletiyoruz. Önce hatırlayalım arkadaşlar. Bütünden parçaya nedir? Arkadaşlar bunları geçen sene de görmüştünüz. Yani 5'in sınıfta bir bütünün istenilen kesir kadarını bulma işleminde ne yapıyorduk? 20'yi 5 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. 5 eşit parçaya bölüyoruz. 20'yi 5'e bölersem kaç çıkar? 4. Benim payıma kaç düşüyor arkadaşlar? Benim payıma 2 tane düşüyor. O zaman 4 çarpı 2 diyorum. Buradan da 4 kere 2, 8. Bakın 20'nin 2 bölü 5'i arkadaşlar 8'e 8 karşılık geliyormuş. Parçadan bütüne giderken ne yapacağız? Arkadaşlar parçayı vermiş Bakın parçayı vermiş bu ikisi. Parçayı vermiş, bütünü istiyor. Arkadaşlar şimdi kesirlerde paydadaki sayı bütünü ifade etmez mi? Evet. O zaman ne yapıyorum bak? 7 parçanın ikisi bak 7 parçanın ikisi 12'ye karşılık geliyormuş. O zaman ne yaparım ben? 12'yi 2'ye bölerim arkadaşlar. Buradan ne çıkar? 6. Sonra ben bütünü bulmak istediğim için e kesirlerde de bütün paydadaki sayı olduğuna göre arkadaşlar ne yapıyorum 6 ile de 7'yi çarparak diyorum ki he tamam bütünümüz 42'ymiş. İstersen bunu ben e, kutucuk olarak da gösterebilirim. Hemen şöyle bakın yaptım. 7 kutu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 çizgi yapmam yeterli. Bakın 2 tanesi 12'ye karşılık geliyormuş. Bakın şu 2 tanesi Arkadaşlar şu iki tanesi 12'ye karşılık geliyormuş. E iki tanesi 12'ye karşılık geliyorsa sevgili arkadaşlar bir tanesi 6 olmaz mı? Bu da 6 olur. Bu da arkadaşlar hepsi 6 olur. E o zaman tamamına baktığınızda e, 7 tane kutu yok mu? Evet. Hepsi 6 değil mi? Evet. 6 kere 7 tamamı ne oldu arkadaşlar? 42 oldu. Hadi bunu da anlatalım. Arkadaşlar buraya bakın 5 tane kutucuk yapıyorsun. 5 kutucuk yaptın. 1, 2, 3, 4 tane yapman yeterli. Bunun arkadaşlar 2 bölü 5'i kaçtır diyor. Öncelikle 20'yi 5 eşit parçaya böldün. 5 eşit parçaya bölersen her biri 4'e karşılık geliyor arkadaşlar. Benim payım ne kadar düşüyor? Benim payım arkadaşlar bakın burada 2 tanesi düşüyor. Dolayısıyla bakın tamamını 20 olan bir durumda parçamız kaç oluyor? 8 oluyor arkadaşlar boyalı kısımlar. İşte biz bunlara ne diyoruz? Kesir problemlerinin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Bütünden parçaya, parçadan bütüne. Haydi bakalım güzel bir hatırlatmadan sonra sorularımıza bir geçiş yapalım. Şimdi sizden ricam ne arkadaşlar? Sizden ricam da tabii ki bunları güzel bir şekilde çözüme kavuşturmanız. Ne yapıyorsun? Soruyu durduruyorsun. Güzel bir şekilde çözüyorsun ve cevaplarımızı karşılaştırıyoruz. Bakalım doğru yapmış mısın yoksa yanıldığın takıldığın bir yer olmuş mu? Onu kontrol ediyorsun. Şimdi sorumuzu okuyalım. Osman Bey 4000 TL'lik maaşının 2 bölü 5'ini ev kirasına vermiş. Geri kalanının 1 bölü 6'sını ise mutfak giderlerine harcamıştır. Buna göre Osman Bey'in kalan parası ev kirasına verdiği paradan ne kadar fazladır demiş. Arkadaşlar şimdi 4000 TL'nin 4000 TL'nin 2 bölü 5'ini bulmak istiyorum. Bakın bütünün parçası. Ne yapıyorum? Bütünün e, bir miktarını istiyor. O zaman ne yapıyorum? 5'e bölüyorum buradan. 800 buluyoruz arkadaşlar. Ve 2 parçasını alıyorum. Bakın burada. Çarpı 2 diyorum. Yani ev kirasına 1600 TL arkadaşlar. Ev kirası diyoruz. Bakın ev kirası ne yaptık yaptık. Sonra kalanının diyor arkadaşlar bakın dikkat geri kalanının 4000'den 1600 çıkartırsam 4000'den 1600 çıkartırsam arkadaşlar 2400 kalıyor. 2400 TL'nin 6'da birine bakın 6'da birine 400 yapar arkadaşlar. 400 TL neymiş bu 400 TL? Mutfak. Mutfak giderleri arkadaşlar. Mutfak giderlerini harcıyorum. mutfak giderlerini. E, 2400'den 400 daha çıkarsa kaç parası kalıyor cebinde? 2000 TL cebinde kalır arkadaşlar. 2000 TL cebinde kalır diyoruz. 2000 TL cebinde kalır. Peki kalırsa kalır. Süper harika. Peki Osman Bey 2000 TL diyor. Bize ne soruyor? Osman Bey'in kalan parası, kalan parası 2000 TL. Ev kirasına verdiği paradan ne kadar fazladır? E 2000 TL kaldı. Ev kirasına 1600 lira verdi. 2000'den 1600 arkadaşlar çıkartırsak, şutlarsak geriye kaç parası kalıyor? Yani ne kadar fark var? 400 TL'lik arkadaşlar bir fark varmış. Ev kirasına verdiği parayla kalan parası arasında diyoruz ve güzel bir başlangıç yapıyoruz. Zıpır ile beraber arkadaşlar heyecanımızı sağladık ve dolu dizgin ilerliyoruz sizlerle beraber. Pıtırcık soru. Aman Allah'ım sorunun ismine bakar mısınız? Bu kadar şeker bir soru ismi olabilir mi ya? Pıtırcık soru. Şimdi Tonguç parasının arkadaşlar önce 4 bölü 9'unu sonra kalanının ise 3 bölü 5'ini harcamıştır. Hmm, bak dikkat kalanının diyor arkadaşlar. Tonguç'un geriye 20 TL'si kaldığına göre başlangıçta Tonguç'un cebinde kaç TL'si vardır demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım öncelikle öncelikle 4 bölü 9'u arkadaşlar 9'u gitti. Bak gitti gitti. Peki ne kadarı kaldı geriye? Ne kadarı kalan? Kalan arkadaşlar kalan. Kalan miktar. Ve 5 bölü 9 değil mi? Bak 5 bölü 9 değil mi? 4 bölü 9'unu harcarsak 9 dokuz bölü 9'dan e, ne oldu arkadaşlar? Kalan 5 bölü 9. Bak diyor ki kalanının 5 bölü 9'unun 3 bölü 5'ini de harcıyormuş. Bak dikkat. Burada öğrencilerimizin yani arkadaşlarımızın birçoğu 4 bölü 9 ve 3 bölü 5 toplayarak gidiyorlar ve yanlış yapıyorlar arkadaşlar. Şu kalan kelimesi inanılmaz önemli bakın inanılmaz. Kalanının diyorsa orada bir çarpma işlemi yapman lazım. Yani 5 bölü 9'unun 3 bölü 5'i. Dolayısıyla arkadaşlar e, ne yapıyoruz? ikinci harcadığı miktarı bulmak istiyorsak kalanının 3 bölü 5'ini harcamış. Yani 5 bölü 9'unun 3 bölü 5'ini harcamış. Şimdi sadeleştirmemiz var. Bakın buradan 1 kaldı. Buradan 1 kaldı. Arkadaşlar burada 1 kaldı. Burada kaç kaldı? Burada da 3 kaldı. Yani buradan arkadaşlar 1 bölü 3'ünü harcamış. İkinci durumda arkadaşlar ne yapmış? Harcamış. 1 bölü 3'ünü. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar ne yaptık? 4 bölü 9'unu harcamıştı. Sonra 1 bölü 3'ünü daha harcadı arkadaşlar. Harcadığı meblayı bulalım bakalım. Miktarı bulalım bakalım. Toplayalım. 4 bölü 9 artı 3 bölü 9 eşittir. 7 bölü 9'unu harcadı. Arkadaşlar harcadı gitti. Bak ilk etapta harcadığı miktar. Sonra kalanının 3 bölü 5'i o da 1 bölü 3'e karşılık geliyor. Onu bulduk. Sonra 2 tane harcadığı miktar topladık. 7 bölü 9'a karşılık geldi. Şimdi geriye arkadaşlar ne kaldı? Parasının 2 bölü 9'u kaldı. 2 bölü 9'u 2 9'u kaç paraya karşılık geliyormuş? 20 TL'yi. Arkadaşlar 2 bölü 9'u 20 TL'ye karşılık geliyorsa tamamını bulmak istiyorsam ben ne yapacağım? 20'yi parçadan bütüne gidiyorum. 20'yi 2'ye bölüyorum. 10 Olmadı arkadaşlar. Ne yapıyorum? 9 çarpıyorum. Parasının tamamının 90 TL olduğunu ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bulmuş oluyoruz ve bu şekilde de sonuca kavuşturmuş oluyoruz. Gerçekten de güzel bir soruydu. Şu kalanının kelimesine lütfen arkadaşlar dikkat edin. Bu sorularda çoğu öğrencimiz yam oluyor. Sonrasında alan çıkınca diyor ki aa ben kesin diyor 100 alıyorum. Şöyle yaptım böyle yaptım. Bir bakıyor 4 bölü 9 3 bölü 5 toplamış. Bu kalan olmasaydı arkadaşlar bakın kalan kelimesi olmasaydı doğru. Yaptığınız işlemler doğru olurdu. Ama kalan kelimesini görüyorsan orada biraz dikkat etmen gerekiyor. Onu sana söylemiş olalım. Evet güzel sorumuzdan sonra haydi bakalım bir başka model soruyla yolculuğumuza devam edelim. Arkadaşlar mesela Zoru Bankası'nı aldınız. Bu arada hem ben de birazcık nefes alayım. Arkadaşlar Zoru Bankası'nı aldınız. Bazı arkadaşlar ki Zoru Bankası adı çok zor falan filan. Arkadaşlar bakın burada normal sorularımız var. E mesela bir salondaki koltukların 4 bölü 9'da Salona 25 kişi daha geldiğinde salonun yarısı da olduğuna göre demiş. Arkadaşlar bakın kolay bir soru. İşte bak bir buketteki çiçeklerin 8 bölü 15'i gül, 2 bölü 5'i lale, geri kalanı papatya'dır. Papatyalar bu buketteki çiçeklerin kaçta kaçına karşılık gelir demiş. E topluyorsun, bütünden çıkartıyorsun. Bunları yaptıktan sonra bak buradaki sorular tabii ki biraz zor. Çünkü bunlar ne biliyor musun arkadaşlar? Bunlar... Ya, okul sınavlarında başarıyı hedefleyen arkadaşlarımız için önemli ama bu bölüm ben hocam deneme sınavlarında da zirveye hedefliyorum yani deneme sınavlarında da okulumuzda yapılan deneme sınavlarında zirveye hedefliyorum diyorsan bu bölümlerde arkadaşlar ne yapacaksın çözmeye gayret edeceksin diyelim çok da güzel sorular var bunun içerisinde bunu da söylemiş olalım şimdi arkadaşlar sorumuza bakıyoruz 480 soruluk arkadaşlar bakın dikkat 480 soruluk Taktikli soru bankasındaki soruların 3 bölü 8'ini 5 günde çözen Cemre, günde kaç soru çözmüştür? Şimdi arkadaşlar bakıyorum 480 tane sorunun 3 bölü 8'ini 5 günde çözmüş. Şimdi o zaman ne yapacağız? 480'in, bakın 480'in bir kere 3 bölü 8'ini bulmalıyız. Acaba kaç soruya karşılık geliyor? Soru olarak arkadaşlar kaç soruya karşılık geliyor? Önce onun miktarını bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız? Tabii ki bütünden parçaya giderek. Yani her şey normal. Paydadaki sayıya bölüyoruz arkadaşlar. Buradan ne oldu? 480 bölü 80'den 60 oldu. Sonra 60 ile da 3'ü çarpıyoruz. Buradan ne oldu? 180 soru yaptı. Arkadaşlar 180 soru yapıyormuş. Peki sevgili Cemre arkadaşımız. Cemre arkadaşımız. Kaç günde çözmüş arkadaşlar bu 180 soruyu? 5 günde çözmüş. O zaman ne yaparım ben? 180'i 5 günde olduğu için 5'e bölersem e, ne olur? 36 soru. Yani arkadaşlar bir günde bakın bir günde Cemre arkadaşımız 36 soru çözerek ne yapıyor? Güzel bir matematiksel arkadaşlar e, istatistiğe imza atıyor. Umarım bizler de günlük 36 soru Limitimiz vardır ya da 40 veya 50 mutlaka arkadaşlar vardır ama hala mesela arkadaşlarımızdan tam böyle şey yapamayan böyle plan program yapamayanlar olabilir lütfen o arkadaşlarımız da bir buradan şu anda şu dakika söz versinler ve günde kaç soru çözmeyi hedeflediklerini yorumlara yazsınlar hocam ben günde zaten 100 soru çözüyorum. 50 soru çözüyorum, 20 soru çözüyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Yorumlar arkadaşlar bekliyorum. Bakalım yorumlarda kimler ne kadar soru çözüyor. Onları görmek istiyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Eğer e, bu 480 soruluk taktikli soru bankasını kaç günde bitirir deseydi arkadaşlar? Kaç günde bitirir deseydi o zaman ne yapacaktık? 480'i ne yapıyoruz arkadaşlar? 36'ya bölecektik. 480 36'ya bakalım. Bir defa o oh, 36'yı ne yaptık arkadaşlar? Çıkarttık. Buradan ne olur? 120 Tam çıkmasa da arkadaşlar tam çıkmıyormuş. Tam çıkar diye düşündük aslında ama tam çıkmıyormuş. Buradan da e, 36'yı 3 ile çarparsak ee, ne olur 72 4 ile çarparsak 144 yapıyor. Neyse tam bölünmüyormuş. O zaman arkadaşlar şunu hemen ne yapıyoruz? Hiç girmeyelim buraya. Bize zaten bunu sormuştu. Cevabımız oldu. Burada da acaba dedik hani soru bankasını toplam kaç günde bitirir diye düşündük ama arkadaşlar şey e, tam da çıkmadığı için ne yaptık bıraktık. Ama isterseniz buradan 3 yaparsınız. Arkadaşlar yaparsan 108 yapar. 108 yapar. 13 günde ve bir günde kalan soruları çözerse e, ne yaptık? 13 artı 1 toplam 14 günde Demekte de fayda var. Hadi soruyu tamamlamış olalım arkadaşlar sorumuzda. Evet güzel bir model soruyu da sizlerle beraber geride bıraktık arkadaşlar. Haydi bakalım daha çok güzel sorularımız var. Zıpır sorumuz var, model sorumuz var, züper sorumuz var ve crazy soruyla beraber dersimizi tamamlayacağız. Haydi bakalım sorumuz ekranda sorumuzun cevabını bakalım kimler yapacak. Şimdi sorumuza bakalım zıpır soru. Terzi Hasan amca elindeki bir top kumaşın 2 bölü 5'inden her birine 5 bölü 3 metre kumaş kullanarak 30 adet pantolon yapmıştır arkadaşlar. Yani 2 bölü 5'inden her birine 5 bölü 3 metre kumaş kullandığı 30 adet pantolon yapmıştır. Buna göre Terzi Hasan amcanın elinde başlangıçta kaç metre kumaş vardır diyor arkadaşlar. Şimdi Elindeki miktarın bakın arkadaşlar elindeki miktarımız var. Değil mi? Yani şu, mesela şöyle diyelim. Tamamı bu kadar olsun arkadaşlar. Kumaşımızın tamamı bu kadar. 2 bölü 5'lik kısmı yani şurası da 2 bölü 5'lik kısmı olsun. Hadi şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. 2 bölü 5'lik kısmından şu kısmından arkadaşlar tanesine 5 bölü 3 metre kumaş giden pantolonlardan 30 tane etmiş. Yani şu bölümden 30 tane pantolon çıkarmış. Arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapacağım? 2 bölü 5'i Arka 2 bölü 5'i 5 bölü 3'e bölmem gerekiyor. Bakalım arkadaşlar ne yaptık oradan bulacağız. Şimdi 2 bölü 5'i 2 bölü 5'i ne yapıyorum? E bölme yaparken ikinciyi ters çevir çarpıyoruz. Buradan hop ters çevirip çarparsak ne oldu arkadaşlar? 6 bölü 25. Yani arkadaşlar benim kumaşımın 6 bölü 25'inden 6 bölü 25'inden 30 adet pantolon çıkıyormuş. Bakın 30 adet pantolon çıkıyormuş. O zaman tamamından ne kadar çıkar? Bakın o zaman şöyle diyeceğiz. 6 bölü 25'inden arkadaşlar 6 bölü 25'inden 30 adet pantolon çıkıyorsa tamamından kaç tane çıkar? O zaman ne yapıyorum? Parçadan bütüne bakın parçadan bütüne 30'u 6'ya bölüyoruz. Buradan 5 çıkıyor. 5 ile de arkadaşlar ne yapıyorum? 25 çarpıyorum. Buradan da cevabımız ne oldu? 125 arkadaşlar adet pantolon üretebilirmiş bu terzi Hasan amca elindeki kumaşla beraber diyelim arkadaşlar. Çünkü bak 2 bölü 5'inin arkadaşlar ne yaptık? 5 bölü 3'ünü aldık. Dolayısıyla buradan güzel bir şekilde arkadaşlar 6 bölü 25'inden 30 adet pantolon çıkıyorsa parçadan bütüne gittim tamamında 125 adet pantolon üretir diyebiliriz Hasan amca için. Şimdi geldik bir başka sorumuza model sorumuz heyecanımız yerinde arkadaşlar isteğimiz yerinde kesir problemleri biliyorum birçok arkadaşımıza biraz zor geliyor karışık geliyor ama temelde arkadaşlar dört işlemlerimiz yani çarpmayı bölmeyi toplamayı çıkarmayı çok iyi öğrendikten sonra bunlarda eksiğimiz varsa mutlaka geriye dönüp bu eksileri gidermemiz gerekiyor. Giderdikten sonra problemlere diyeceksin ki artık ben hazırım. Yani ben bu dört işlemi kesirlerde çarpmayı, bölmeyi, toplamayı, çıkarmayı veya bölmeyi hepsini çok iyi biliyorum. Ve bunları artık yavaş yavaş da problemlerde uygulayabilirim diyeceksin. Ve arkadaşlar uygulamaya başlayacaksın diyelim. Ve bu şekilde de soruları belki bir ikisinde zorlanacaksın, üçünde zorlanacaksın ama emin ol mücadele edersen Bakmışsın ki te, kesir problemlerini millet zorlanırken sen tıkır 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 yapıyorsun. İşte böyle arkadaşlar. Üzerine gitmemiz lazım. Yani üzerine üzerine gidersek e, ne yapabiliriz? E, çözüme kavuştururuz soruları. Şimdi sorumuza bakalım. Bir bakkal elinde bulunan yumurtaların 2 bölü 5'ini kutusu 30 TL'den 30 TL'den. 1 bölü ise 40 TL'den satmıştır. Geriye kalan 28 kutu yumurtayı kutusu 20 TL'den sattığına göre bakkal tüm yumurtaların satışından kaç TL kazanmıştır demiş. Arkadaşlar şimdi öncelikle 2 bölü 5'ini kesir olarak ne yaptık? Sattık. Sonra 1 bölü 4'ünü sattık. Bakın burada 2 bölü 5'ini sattık. Sonra 1 bölü 4'ünü sattık. Süper. Sonra toplayalım bakalım acaba kaçta kaç sattık? Buraya 4'le arkadaşlar. Buraya da 5'te. 4 kere 2 8 bölü 20 Artı 5 bölü 20. Yani toplarsam buradan 13 bölü 20 satılmış arkadaşlar satılmış. Ne kadarı kalmış? Ne kadarı kalmış? 7 e, bölü 20'si kalmamış mı? 7 e, bölü 20'si arkadaşlar kaç kutuya karşılık geliyor? Bakın 28 kutuya karşılık geriye kalan diyor. Bakın dikkat 28 kutu. 7 bölü 20'si 28 yirmi kutuya karşılık geliyorsa tamamını bulmak istiyorsan bakın tamamını bulmak istiyorsan tamamını arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz de parçadan bütüne gidiyoruz. Yani 28'i 7'ye bölüyorum. Buradan 4 çıkıyor. 4 ile de 20'yi çarpıyorum. Buradan ne oldu? 80 kutu olduğunu söyleyebiliriz. 80 kutu. Şimdi buraya arkadaşlar çizgiyi çekiyorum. Sen burada kal bakalım. 80 kutu. Bu 80 kutunun 2 bölü 5'ini 30 TL'den satmış. Peki 80 kutunun 2 bölü 5'i kaç kutuya karşılık gelir? Ona bakalım. Şimdi bütünden parçaya gidiyorum. 5'e böldük arkadaşlar buradan ne oldu? 16. 16 ile de 2'yi çarparsak buradan ne olur? 32. 32 kutu. 32 kutumuz var. Bunu ne yaptık? 30 TL'den arkadaşlar satarsak çarpı 30 diyorum ve buradan da 96 yani 960 TL para kazandı. Devam edelim. 4'te birine bakın. 4'te birine 4'te birine ne kadardan satmış? 40 TL'den. E 80'in dörtte biri arkadaşlar 20 kutu yapmaz mı Allah aşkına? 20 kutu. E 20 kutunun tanesini 40 TL'den satarsa çarpı 40 diyorum. Buradan da 800 TL para kazanmaz mı? Evet süpersin. E geriye kalan 28 kutuyu da bakın 28 kutuyu da arkadaşlar 28 kutuyu da Kaç paradan satmış? 20 TL'den satmış. O zaman 20 TL'den satarsa buradan da 560 TL para kazanır bu satıcı. Şimdi toplam kaç para kazandığını buluyorum. 960 TL arkadaşlar buradan geliyor bakın. Buradan geldi. 800 TL nereden geldi? Buradan geldi. Sonra da 560 TL de arkadaşlar en son kutudan geldi. Toplarsak 0 6 6 12 elde var 1. 9 1 daha 10 18 23 yani arkadaşlar 2320 TL kazanmıştır bu arkadaşımız diyoruz. Şöyle bir özet geçersek. Önce arkadaşlar kutuların kaçta kaçının satıldığını bulalım. Bakın 13 bölü 20 satılmış. Sonra 20 bölü 20'den 13 bölü 20'yi çıkartırsam geriye ne kaldı? 7 bölü 20. Arkadaşlar bakın burada. 7 bölü 20'si 28 kutuya karşılık geliyormuş. 7 bölü 20'si 28 kutuysa tamamını bulmak istersem 20 parçadan bütüne gidiyorum. 28'i 7'ye böldüm. 4. 4 ile 20'yi çarparsam tamamı 80 kutu arkadaşlar. 80 kutunun tekrardan ne yapıyorum? Sıfırdan başlıyorum. 80 kutunun 2 bölü 5'i 32 kutuya karşılık geliyor. 32 ile de 30 TL'ye çarparsak 960 TL'ye buradan kazandı. Geliyorum 4'te biri yani 80'in dörtte biri 20 kutu yapar. 20 kutuyu arkadaşlar 40 TL'den satarsam 800 TL oradan kazandım. Geliyorum 28 kutuyu da 20 TL'den satarsam arkadaşlar 560 TL'de buradan kazandım. Dolayısıyla hepsini toplarsam cebime giren para 2320 TL'dir diyoruz ve bu şekilde de tatlı biraz daha arkadaşlar böyle kazıkula, azizül diyebileceğimiz bir soruyu beraberce çözmüş olduk. Üzerine üzerine gittik ve taktikli böyle arkadaşlar basitleştirerek ne yapmış olduk sizlerle beraber çözmüş olduk. Yine efsane arkadaşlar sorulardan bir tanesiyle karşınızdayız. Sorumuza hemen bir bakalım. Şimdi Ahmet dart tahtasına okların 5 bölü 12'sini dart tahtasında okların 5 bölü 12'sini sarı bölgeye süper. 1 bölü 4'ünü yeşil bölgeye virgül. 1 bölü 6'sını kırmızı bölgeye ve diğerlerinde karavan atmıştır arkadaşlar. Diğerlerini karavana göndermiş. Ahmet toplam 24 atış yaptığına göre bu dart oyunundan toplam kaç puan alır diyebiliriz. Şimdi sorumuzu okuduk. Önce 24 tane atış yapmışız. Onun bir kere ne yapacağız? 5 bölü 12'sini bulacağız. Yani 5 bölü 12'sini bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütünün parçasını buluyorum. 12'ye bölüyorum buradan 2. Sonra 5 ile çarpıyorum. Arkadaşlar 10 atış 10 atış arkadaşlar. Nerede? 10 atış. Sarı bölgede. Sarı bölgemiz acaba kaç puan alır sarı bölgeden? 10 puan alırmış. Yani 10 çarpı 10 eşittir. 100 puan buradan ne yaptı? Aldı. Devam edelim. 4'te birini yeşil bölge. Yani 24'ün 4'te biri kaç yapar? 6. Arkadaşlar 6 yapar. 6 atış. 6 atış ne yapıyoruz? 6 atış nereye vurmuş? Yeşil bölgeye. O zaman 6 çarpı yeşil bölgemiz 5. 6 kere 5'ten 30 puan aldı. Devam edelim. 6'da birini 24 bölü 6. Bu sefer de 4 atışını 4 atış arkadaşlar nereye isabet ettirmiş? E kırmızı bölgeye. Kırmızı bölgemiz kaç? 15 puanlık. Süper. 15 puan. Buradan 60 puan aldık. Çok güzel. Ve arkadaşlar ne yazık kalanları karavana yapmış. Karavana. Bakalım karavanaya kaç? Şimdi 10 atış. 16 atış. 4 de burada 20 atış. E 24'ten 20'yi çıkartırsak 4 atış ne olmuş arkadaşlar? Karavan olmuş. O zaman ne yapıyorum? 4 çarpı 7. Çünkü bak eksi 7 diyor yani eksilen 7. Buradan ne olur? 28 puan gitti. O zaman toplayalım bakalım. Toplam kazandığı puan 190 puan. Bakın 190 puan. Ama 28 puan ne yazık ki arkadaşlar gidiyor karavana attığı için. 190'dan. 28 arkadaşlar çıkartırsak 162 puan alır sevgili Ahmet arkadaşımız diyoruz ve bu şekilde de sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Çok tatlı bir soruydu. Gerçekten hem deneme sınavlarında çıkabilir, hem arkadaşlar sınavlarda çıkabilir. Böyle o ortaya karışık sorular yapıyoruz. Ne böyle kazanım tadında sorular sorup böyle çok kolay e, sorular soruyoruz. Ne de deneme sınavındaki kadar yeni nesil böyle çok kazık sorular soruyoruz. Ortaya karışık mükemmel sorular hazırladık arkadaşlar. Dolayısıyla bu faydalı sorulardan da umarım böyle en güzel şekilde fayda alıyorsundur diyebiliriz. Şimdi geldik bir başka sorumuza. Şimdi diyor ki crazy sorumuzda 45 litre limonatayı 2 tam 1 bölü 2 litrelik arkadaşlar ne yapıyoruz şişelere ne yapıyoruz arkadaşlar böyle e, dolduruyormuşuz değil mi? E, doldurarak satmak isteyen Ayşe teyze bu şişelerin tanesini 10 tam 5 bölü 9 TL'ye satarsa bu satıştan kaç TL para kazanır? Arkadaşlar büyük bir şöyle e, limonata şişesi olsun 45 litrelik damacana gibi. Bunu ne yapıyorum ben küçük küçük şişelere ne yapmam lazım e, matematiksel olarak bölme yapmam lazım değil mi? Dolayısıyla ben ne yaparım? Bölme yaparım. O zaman arkadaşlar bunu bunlara bölüyoruz. Yani 45 litreyi 2 tam 1 bölü 2'ye bölmemiz lazım. Bölelim bakalım. Tabi bölme yaparken tam sayılı kesirlerle bölme yapmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bunu bir kesir çevirmemiz gerekiyor. Hemen 2 kere 2 4 1 doğrudan 5. Bölme yaparken de birinci aynen yazılıp ikinci arkadaşlar ters çevrilip çarpılmıyor mu? Evet. Bunun paydasında gizli 1 vardır. Çarparsak 45 ile 2'yi çarptık. 90. E, 5 kere 1 5. E, 90'ı 5'e bölersem 18 şişe arkadaşlar. 18 şişe elde ettim. 18 tane şişe elde ettim. Peki bunları ne ile çarpıyorum arkadaşlar? Tanesi 10 tam 5 bölü 9'sa... 18 şey acaba kaç para eder? Kaç TL kazanırım? 18 ile ne yapıyorum? 10 tam 5 bölü 9'u çarpacağım. Fakat yine arkadaşlar çarpma ve bölmede tam sayılı kesirlerle ne çarpma yaparsın ne bölme. O zaman 9 kere 10 90. 95 bölü 9 diyoruz. Bunun paydasında da gizli 1 vardır. Sadeleşenler var mı? Tabii ki var. Bakın burada 1, burada kaç oldu arkadaşlar 2 95'te 2'yi çarparsam ne olur buradan 190 TL para kazanır sevgili ee, kimdi bakalım Ayşe teyzemiz diyoruz sen de 190 bulduysan zaten mükemmel bir iş yapmışsındır diye biliriz arkadaşlar ve bu şekilde de sonucumuzu tamamlamış olduk ve ne yaptık arkadaşlar dersimizin sonuna geldik umarım faydalı güzel tatlı bir o kadar da deli çılgın bir ders olmuştur ve sen de bunlardan çok güzel faydalanmışsındır diyelim tabii ki e, e, dinamo soru bankasından arkadaşlar ve Zoru bankasından mutlaka ödevlerini ihmal etmiyorsun şimdi ne yapacağını söyleyeyim e, dinleniyorsun yarım saat dinleniyorsun annen güzel sana belki sıcak bir çay koymuştur böyle bu e, Arkadaşlar hastalığın böyle kol gezdiği zamanlarda ne yapıyorsun? E, güzel bir çayını içiyorsun. Yanında biskütim varsa biskütünü bandırıyorsun. Hop mideye indiriyorsun bunları. Yarım saat geçti. Sonra diyorsun ki anneciğim anneciğim ben e, ne yapmam lazım? Ders çalışmam lazım. İşte annen diyor ki yavrucuğum ne dersi ya falan. Ya yani anne az önce video izledim ya Tonguç'tan onu tekrar etmem lazım. Benim zoru bankam nerede? Dinamo soru bankam veya taktiklim nerede? Onları bana verir misin? Hemen annen çıkartıyor sana masana koyuyor. Ve sen ne yapıyorsun? Tam yarım saat sonra dersin arkadaşlar başlıyorsun. Tekrarlarını yapmaya başlıyorsun. Umarım da güzel sonuçlar elde edeceğini düşünüyorum. Şimdi hadi bakalım ödül soruyu buluyorsun. Yorum bana yazıyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.